düşmüşken şunu da ifade etmek isterim ki laiklik hani öyle kısaca din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması değildir. Laiklik yönetme yetkisinin kökeniyle ilgili bir kavramdır. Yani laiklik bir toplumda yönetenlerin, yasaları yapanların, kuralları koyanların yönetme yetkisini, yasa yapma, kural koyma yetkisini kutsal kaynakların dışında bir kaynaktan almaları ve yönetimin ilkelerini koyarken sadece kutsal referanslara değil, insan aklına ve günün gereksinimlerine başvurmalarıdır. Yani laiklik değil. Bakın, hiçbir evrensel ve temel insan hakları beyannamesinde laiklik diye bir hak, vazife ve değer yoktur. Bütün insan hakları bildirgelerinde din, inanç, vicdan hürriyeti denilen bir şey vardır. Önce bu din, inanç ve vicdan hürriyetini temin etsinler. Ondan sonra laiklikten bahsedilsin. Buyurun. Ama şimdi diyor ki, önce laiklik, ondan sonra ne kadar kalırsa bu kadar da hürriyetin var diyor. Tabii, bak buraya yazmışım. Laiklik, din ve vicdan özgürlüğü değildir. Güvencesidir. Biz inananlara saygı gösteririz diye Sayın Özden yazmış. Ama onlar laikliği anlatmamıza dahi katlanamazlar. Eğitimde laiklik, eğitim ve öğretimin dinsel değil, bilimsel olmasıdır. Toplumda laiklik, yaşamın dinsel değil, çağdaş olmasıdır. Ekonomide laiklik, alışverişin, ticaretin, her türlü ilişkilerin din kurallarıyla değil, akıl, bilim ile yapılmasıdır. Yani laikliği sadece din ve devlet işlerinin ayrılması olarak değil, yaşamın her alanında. Ama efendim, bu Özden'in kendi şahsi doktrinidir, meşrebidir. Ben kesinlikle deminde, böyle bir laiklik kabul etmem. Kendi fikirlerinizi söylüyorum ama ben de Sayın Özden'in fikirlerinden yararlandım. Evet. Dünyanın hangi ülkesinde, hangi ciddi, medeni, ileri, kalkınmış, örnek ülkesinde böyle bir laiklik var? Peki.